Günaydın doktor, tüm hızıyla devam ediyor. Peki sırada kim var? Sırada diş hekimi doktor Çağdaş Kışlıoğlu bizlerle. Günaydın doktor, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Gayet iyi, bomba gibi. Güzel. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. İyi görünüyorsunuz. Bugün sizinle implant konuşacağız. İmplant konusunu çok önemsiyoruz. Çünkü hani diş kaybeden hastalar var. Ne yapacaklarını bilemeyenler var. Bu ya ben önce şunu demek istiyorum. İmplant konuşacağız da. Böyle Çağdaş Bey geldi. Hep böyle dişlere bakıyorum. Değil, o dişler yani nasıl oluyor? İmplant mı değil mi? Bir şey anlamaya çalışıyorum. Herkes bana soruyor. Doğru. Şimdi bir anlatın, ondan sonra bakacağım. Evet, implant değil mi? Bir var, şey çıkartmaya çalışacağım. Çağdaş Hocam, sizin dişinizde... Bende bir şey yok. Bir şey yok. Ben şanslıydım. Güzel dişlerim vardı. Ama... Olmasa implant yaptırırdınız. Şanslı olmayanlara lamine yapılabilir, gülüş tasarımı yapılabilir gibi. Sonuçta insan doğuştan dişi güzel doğmayabilir. Doğru. Evet. Ancak günümüzdeki teknolojiler kısa zamanda güzel dişlere müsaade ediyor. O yüzden siz de hep söylüyoruz, diş hekiminize başvurup bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Olmayanı telafi edebiliyoruz en azından. Teknoloji. Bir şekilde telafisi mümkün. Diş hekimlerin hani olanı korumak lazım. Bak, altını çiziyorum. Olanı evet. Korumak lazım. Dişimize bakalım, kendimize bakalım, hep söylüyoruz. Sizler de söylüyorsunuz sürekli, evet. İzliyorum. Teşekkür ederiz. Bilinçlenelim, bakalım çünkü niye? Bu hayatımızı daha kaliteli yaşayalım. Hı-hı. Biliyorsunuz yaşamın süresi var, uzunluğu. Bir de kaliteli yaşam süresi var. Kendine ne kadar çok bakarsan, düzenli uyku, diş bakımı, vücut bakımı, spor, bunları ne kadar çok yaparsak çok önemli, evet. O kadar iyi. Evet, sağlıklı yaşam için hep şunu söylerler. 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar insanlar bozmak için uğraşırmış. 40'tan sonra da toparlamak için. O yüzden olabilir, daha bilinçli, haklısınız. Hani daha kaliteli erken yaşayan. Yaşlarda daha bilinçli ve kaliteli, doğru. Yaşarsak evet. Bunu çözebiliriz. Şimdi implant konusuna geleceğiz. Hani var olanı diyelim ki koruyamadık, diş kaybettik. Evet. Ne yapıyorsunuz? Değil mi? Evet. İmplant mı bu? Artık günümüzde herkes implantın ne olduğunu biliyor. İmplant, diş eksikliğinde çene kemiği içerisine yerleştirilen özel bir titanyum vida, bu çene kemiğine yerleştiriliyor. Ya hemen üzerine diş yapılıyor veya kemik kalitesine göre, kemiğin kalitesi uygun değilse bekliyorsun 2 ay sonra. Bazı durumlarda 6 ay sonra üzerine diş yapıyorsun. Buna implant deniyor. Yani dişimizi kaybedersek aslında tek alternatifi implanttır. Hı hı. Titanyum dediniz ya. Evet. Titanyumdan biraz bahsedelim mi? Yani sonuçta vücudun hani başka bir metalle, evet, buluşması söz konusu implantta. Siz titanyum malzemesini kullanıyorsunuz. İmplantı biz son senelerde hep duyar hale geldik. Diyelim ki 5 senedir duyuyoruz, 10 senedir duyuyoruz. Aslında implantlar 30 senelik firmalara dayanıyor. O yüzden araştırmalarda görülmüş ki bu malzeme eğer düzgün bir firma üretirse, altını çiziyorum, muhakkak, bu konuya gelmişken söyleyeyim, hekiminize ne implant yapıyorsunuz diye sormanız lazım. Markasını öğrenmeniz lazım. Çünkü insan kendine yapılanı bilmeli. Ama biz bilmiyoruz ki o markaları falan. Hani sorsak bile. Bilmeseniz bile dünyada zaten kendini ispatlamış 5 marka var aşağı yukarı. Onun haricinde yüzlerce marka var. İnternete girin, arama motorlarında araştırın. Çıkıyorsa, kendi güçlü firmaysa yaptırın kendinize. Çıkmıyorsa yaptırmayın. Zaten diş hekimleri de bu doğrusunu önermeye başladılar artık. Yani öneriyor ama. Kullanacağı implantın da markasını. Markasını söylüyorlar bilinçli hekimler. Bazı hekimler sadece implant deniyor. Çünkü bilmek lazım. Bir de son haftalarda, aylarda çeşitli dedikodular çıktı biliyorsunuz. Ne dediler? Sahte implantlar kullanılıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden değişik implantlar bunun kullanılıyor. Bunun da merdiven altı üretimi var implantın? Her şeyin merdiven altı üretimi var. Çünkü titanyum aslında doğada bulunan uygun bir materyal maliyet olarak. Gidip onu torna tesislerinde işleyip yapabilirsin. Çok küçük implant atölyeleri var veya büyük araştırma geçmiş olan fabrikaları var. O yüzden kendinize yapılacak ürünü araştırın diyoruz. Yani hastanın öncelikle bilinçli olması gerekiyor. Bilinçli olacak. Önce araştırması lazım. Gideceği hekimi, kullandığı materyalleri, belki markaları, sertifikaları, evet, araştırması lazım. Peki işin sanat yönüne de gelelim. Evet, ben son şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Ömür boyu kalıyor değil mi bundan? Kalıcı da ömür boyu diyebiliriz. Ya da uzun yıllar. Şöyle, sık sorulan soru şu. Mesela herhangi bir diş tedavisinde bu ne kadar beni götürecek? Yani ben şunu demek istiyordum burada, evet, marka evet, konusunda. Evet, evet. Hani vücudumuzda taşıyacağız biz bunu. Tabii. Yani belli bir süre, ne senelerce kadar bilmiyorum. Senelerce vücudumuzda olacak bir şeyin tabii ki de kötü kalitede olmasını istemeyiz. Dolayısıyla istemeyiz, bunun tabii en iyisini, en güzelini, en sağlıklısını isteriz. Tabii bu ki. Bu bir çok de önemli. İmplant çene kemiği içerisinde konuluyor. Kemik hücreleri kaynaşıyor implantla. Vücudun bir parçası oluyor. Diyelim ki ben bunu istemedim. Çıkar dediğin zaman
sağlam kemikle beraber etrafından delik açarak çıkarmak zorundasın. Geri dönüşü çok daha kötü o zaman. Çok daha zor. O yüzden bilinçli olun. Hep söylüyoruz. Hı-hı. Diş eksikliğine implant şart bir kere öncelikle. Diyelim ki tek diş eksikliği var. En basit vaka. Bir tane diş çektirdik. Genelde arka gruptaki dişler olur bu. Bu dişi bir sene içerisinde yerine koymamız lazım. Koymazsak ne oluyor? Sadece o dişin eksikliği değil. Yandaki dişler başlıyor böyle yatmaya. İnsanlar evet, boşluğu kapattığını düşünüyor. Evet, yeri doluyor değil mi? Yani kayarak. Olduğunu düşünüyor ama böyle kaymıyor. Hı hı. Yatarak yukarıdan kayıyor. Yani yattığı zaman... eğrilik sonuçta bu yanlış bir... Tabii gıda birikimi artıyor. Evet. Üstteki diş uzuyor. Yani bir dişin kaybı domino etkisi deniyor buna. Birkaç diş birden evet. O dişten etkileniyor. O yüzden diğerlerinde kaybına neden olur mu? Uzun dönemde kaybına neden oluyor. Uzun dönemde kapanış bozukluğuna neden oluyor. Kapanışın bozulduğu zaman eklem problemleri başlıyor gibi. Evet. O yüzden muhakkak dişi yerine koymak lazım implantla. Peki birden çok diş varsa ya da birçoğu yoksa? Evet. Bu çok rastlanılan bir durum. Hani bakıyorsunuz kişilerde ağzında hiç diş yok. Hatta genelde ne düşünürüz? Biz daha ilerlemiş yaşlarda bunun olduğunu düşünürüz. Bazen bakıyorsun evet. 30 yaşında 40 yaşında bir bireyin dahi ağzında hiç diş yok. Bunun iki alternatifi var biliyorsun. Birinci alternatif ne? Takma diş. Hareketli protez, takma diş. Oo. Farz edin ki 30 yaşında, 40 yaşında bir birey hareketli protez kullanıyor. Zaten bu insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Yaşam kalitesi dedik, yaşam kalitesini çok düşürüyor. Hem imaj açısından hem de istediğini yiyemiyor. Ve özgüveni de düşecek olacak bu bireyi. Böyle vakalarda genelde ne yapıyorsun? Alt çeneye 6 veya 8, üst çeneye 6 veya 8 tane implant yaparak üzerine sabit olan, takıp çıkarmalı olmayan diş yapıyorsun. Bu sayede hareketsiz oluyor bir. Hı hı. Gerçek diş hissini veriyor ve kişi istediğini yiyip içebiliyor. Peki yaş sınırı var mı? Mesela bunu neden sordum? Hani evet. Yaşlılarda diş kaybı daha fazla oluyor ve kemikte sıkıntı daha çok oluyor. Evet. Hani sonuçta yaş kaç olursa olsun takma diş kullanmak istemiyorlar. Doğru. İmplantta yaş sınırı aslında yok. Alt yaş sınırı var. Aşağı yukarı 18 kabul ediliyor. Büyüme gelişim tamamlanınca yapılıyor. Üst yaş sınırı yok. Ne dedik? Sağlık arttıkça, teknoloji arttıkça yaşam süresi artmaya başladı. Bazen bakıyoruz 90 yaşında bireyler bile implant yaptırıyor. Bunun örnekleri görülüyor. O yüzden üst yaş sınırı yok. Yaparken hekiminiz bakıyor. Sistemik durumunuz buna el veriyor mu? Kalbinizde problem var mı? Şeker var mı? Bunları inceleyip size bir tedavi planlaması çıkartıyor. Ve bu planlama sonunda size uygulama yapıyor. İmplant benim canımı yakar mı? En çok. Evet onu diyecektim. Bir sürü insan görüyorum. Birçok birey görüyorum ki koltuğa dahi oturamıyor. Sizin koltuklar biraz ürkütüyor bazı hastaları. bizim tanıdık bazı hastaları. Yani evet o koltuk yani sevimsiz görünüyor ilk başta. Şimdi şöyle, diş hekiminin dezavantajı şu. Kişinin gözüne bakarak işlem yapıyorsun. Halbuki başka mesleklerde genelde sizinle uyutuyor diyelim ki işlemi yapıyor. Ancak son senelerde şöyle bir uygulama çıktı. Kişi diyelim ki mümkün değil, fobi deniyor buna. Fobisini evet. Kontrol edemiyor. O zaman ne yapıyorsun? Ya genel anestezi kontrolünde, hastane şartlarında, diş hekiminizle sizinle beraber hastaneye giderek hastanede anestezi altında hiçbir şey hissetmeden, hiçbir şey görmeden. Anestezi altında da implant yapabiliyorsunuz. İmplant, hatta dolgu, lamine onlar bile yapılabiliyor. Çaresi bu şekilde. Çok konforlu bir hale geldi yani. Evet yani yapılabiliyor. Veya sedasyon diye bir uygulama var. Sedasyon dediğimiz yine genel anestezi uzmanı kontrolünde. Baygınlık hali gibi. Yarı baygın. Kişi komutlara cevap veriyor ancak bayağı hissetmiyor kendini yapılan yine. Evet. O da yapılabilir yani çok korkuyorsak. Ancak bilmeniz gereken konu şu. Bizim yaptığımız lokal anestezilerle kişi zaten bir şey hissetmiyor. O yüzden hekimize güvenin, kendinize emanet edin. Ve bilin ki bu ince bir iş. Hep söylüyorum lütfen rica ediyorum ince bir iş. Farz et anestezi yapıyoruz. Kişi sürekli böyle yapıyor. Hareketli. Hareketli bir cisim üzerinde sanat icra etmek zorlaşıyor. Mümkün değil diye zorlaşıyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hekimize yardımcı olun ki o size daha güzel işler yapsın. Peki teknoloji bize burada nerede yardımcı? Yani şimdi, mutlaka bu şöyle, hani bir şeyler oldu bu teknolojinin teknoloji ilerlemesiyle. Bize yardımcı oluyor. İmplant konusunda nasıl yardımcı oluyor diye merak ederseniz şöyle. Diyelim ki dişsiz bir vaka var. Hekim 3 boyutlu tomografiler çekiyor kişiden. Çenelerini, çenenin üzerine yapışan dokuları görüyor. Nereden damar geçiyor, nereden sinir geçiyor, kemiğin nerede ne kadar kalın var. Bunu bilgisayar üzerinde yapacağı implantları planlıyor. İmplantlar standart bir ürün değil. Onların çapı ve boyları oluyor. Kişiye özel üretiliyor bunlar. Tabii. Ya kişiye özel dediğim çapları ve boyları oluyor. Birçok çapı, birçok boyu var.
Kemiğe göre hekiminiz açılarını ve çaplarını planlıyor. Ve plan neticesinde size bir rehber hazırlıyor. Bu rehber ağza uygulanıyor. Ve o rehber deliklerden yuvalar açılıp, hatta yumuşak doku lazerle açılıp, sonra implantlar tek tek öyle yerleştirilip, hatta aynı gün üzerine diş takmak bile mümkün oluyor bu bilgisayar destekli teknikler sayesinde. O yüzden teknoloji bize çok fayda etti. Ancak tabii bu çok gelişmiş aşamalar gerektiriyor. Yani işi bitmiş işi planlıyorsun, sonra bitmiş işi geri gidip baştan kişiye öyle yapıyorsun. Güzel bir uygulama, faydalı bir uygulama. Hı hı. Tavsiye ediyorum. Yani zaman kaybını da aza indiriyor. Hani yapılıyor tabii implant ki, ve üstüne ki. Aynı anda zaman kaybını ve hata payını indiriyor. Zaman meselesine ben şimdi takıldım. Bir implant tedavisi ne kadar sürer mesela? Tabii ki insanın kişinin hastalığına, sağlığına göre değişir ama. Şöyle aşağı yukarı bir implant tedavisi, bir tane implant 10 dakika sürüyor. Oh. İyileşmesi? Aynı seans üzerine diş yapabilirsin veya genelde 2 ay bekleniyor. 10 dakika sürüyor. Ancak diyelim ki diş hekiminiz size bunu 1 saatte yapıyor. Bu demek değil ki kötü bir implant. Yavaş yavaş çalışıyordur, düzgün çalışıyordur. Yani bu süreyle doğru orantılı bir işlem değil. Ama bilin 10 dakika sürüyor. Aslında implant yapmak diş çekimi yapmaktan daha kolay ve daha az travmatik bir yöntem. Yapıcı bir yöntem. Diş çekmek biliyorsunuz yıkıcı bir yöntem aşağı yukarı. Yapıcı bir yöntem. Ya bu dişçilik koltuğu oradan başlıyor zaten. Küçükken dişlerimiz dökülüyor falan, dişçiye gidiyor. Tabii. Onlar çekiliyor. Yıkıcı bir yöntem olduğu için korkular oradan başlıyor oradan bence. Oradan başlıyor, haklısınız. Galiba ilk travmalar orada çıkıyor. Yetişkin bireylerin en büyük yaptığı hata ne? Çocuk yemek yemiyor. Doktor gelecek, sana cız yapacak, iğne yapacak falan. Evet, doktoru gördüğü zaman insan zaten başlıyor terlemeye. Cız yapacak diye korkuyor, doğru mu? Cız yapacak. Beni de görünce cız yapacak sana diyor. Halbuki öyle mi? Diş hekimlerinden korkmayın efendim. Dişçi koltuğunda korkulacak bir yanı yok. Herhangi bir hekimden korkmayın. Medikal estetik hekimlerinden de korkmuyoruz. Hiçbirinden korkmayın. Evet, yani şunu soracağım. Peki çok acılı bir uygulama mıdır yani yaparken bu? Ağrılı bir uygulama değil. Uygularken zaten hiçbir şey hissetmiyor insan. Daha sonrasında da ufak tefek hassasiyetler olabilir. Ancak bu ağrı kesicilerin çözmeyeceği bir hassasiyet değil. İnsanların en çok merak ettiği konu şu. İmplantları yaptım. Tuttu, güzel. Ama implantı kimse görmüyor. Üzerine yaptığım dişi herkes görüyor. Bana nasıl bir gülüş tasarımı yapacaksın? Ben de oraya gelmek istiyordum. Şimdi aklımda benim konuda o var. Yani implantları yaptığınız. Alına da giriyor ya tabii. Sonra bunun tabii. Üstüne koyulacak şey estetik olacak mı? Ne kadar estetikle oynayabiliyorsunuz tabii. Burada? Bir bina gibi düşün. Temeli var, binanın kendisi var. Temeli kimse görmüyor. Doğru. Herkes binayı görüyor. Tabii ki temel sağlam olacak. İmplantlarla güzel implantlar olacak. İyi kaliteli implantlar. Kaliteli implant, düzgün uygulama. Ancak üzerine yapacağın gülüş tasarımı da işin kendini gösteren kısmı. Şimdi gülüş tasarımı diye son senelerde hep konuşuyoruz. Nedir bu gülüş tasarımı? Nedir bu Hollywood gülüşü? Merak ediyorum. Gülüşü bu hani 32 dişinin. Hemen Hollywood deyince benim aklıma Julia Roberts geliyor. Böyle bütün tabii. Ağzıyla, bütün yüzüyle güzel. Güler ya. Çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. Ve güzel konuştunuz. Yani Hollywood gülüşü dediğin ne? Dolu bir gülüş. Güldüğün zaman ağzı dolduran, rengi güzel olan, bembeyaz olmayan, doğal ama güzel olan gülüş. Dişlerimizi sakınmadan şöyle rahat rahat evet, gülebildiğimiz gülüş. Güzel bir gülüş. Mesela bazı bireyler geliyor ki. Çok dar bir gülüşü var. O zaman güldüğü zaman yanlar kara delik deniyor. Kara kara görünüyor. Yine profilden baktığın zaman dudak desteği zayıf oluyor. O zaman böyle vakalarda lamineler yapıyorsun. Lamineler dişin ön yüzüne yapışan incecik yaprakçıklar. Hatta halk arasında lens gibi porselen denilebiliyor. Laminelerle profili doldurduğun zaman hem dudak desteği oluyor hem de kişi daha güzelleşmiş oluyor. Peki hani implant konusuna geri dönersek şunu da merak ettim ben. Hastanın bakımı için yapması gereken özel bir şey var mı? Hani mesela atıyorum ortodontik tedavide arayüz fırçası kullanırız gibi. İmplantı yaptırdıktan sonra özel bir fırça kullanması gerekir mi? Yaptırdık bitti olmuyor mu yani? Bakın, o kadar para bakın, harcadık aralık, yaptırdık şeye artık geçtik kenara bak, güzel bir vaka geçiyor bir yandan. Evet. Dişi aralık mesela vaka. Aralık çok görürüz. Bakın laminelerle aralık kapanmış oluyor. Evet. Çok güzel. Bayağı fark ediyor ve doğal. Çok da güzel dedik, bir esnek olan doğal demek. Bakım konusuna gelince bakılan her şey uzun vadeli olur. Diş bakımında diş fırçalama, diş ipi, arayüz fırçası olabilir. Ufak fırçalar var dişlerin aralarını fırçalamak için ve ağız gargarası. Bunların üçünü yapmamız lazım. Üçünden birini yapmadığın zaman ağız bakımını iyi yapmış sayılmıyorsun. İmplantın ömrü ne kadar gider? İyi bakarsan senelerce gider. Hiç bakma, hiç fırçalama. Ne olur? İmplantın etrafında kemik erir, iltihap olur ve implantı da kaybedersin.
Her şeyi bakımla doğru orantılı. Dişini kaybettiğin gibi, tıpkı bakmazsan dişini kaybettiğin gibi implantı da kaybedebilirsin. Evet, zaten sizin de dediğiniz gibi doğalı en önemli olan koruyabilmek. Evet. Eğer koruyamadık ya da bir sebepten dolayı diş kaybına sebep oldu, implantlar olsa bile bunu aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Doğru, Evet, şüphesiz. Bilgisayar destekli yöntemler var. Ne yapıyorsun? Hı-hı. Kişinin gülüşünü scan ediyorsun. Scan ettikten sonra dişi yapacağı sınırları belirliyorsun. Farklı farklı. Ondan sonra tasarımı bilgisayarda yapıyorsun. Yaptığın bu tasarımı kişinin ağzında uyguluyorsun. İnce işçilikle birlikte İnce. Sonra. Evet. Ağzından sonra modifiye ediyorsun. Yardım alıp sonra işçilikle siz uyguluyorsunuz. Şimdi şöyle. Güzellik göreceli bir kavram. Evet. Diyelim ki hekim bir tasarım yaptı ve kişinin ağzına koydu. Evet. Kişi daha uzun dişler isteyebilir. Hekim bunu saygıyla karşılaması lazım, hı hı. ve bir ortak bir rande buluşması lazım. Tabii çok abartıda olmaz. Burada hasta hekim ilişkisi göstere göstere. Çok önemli değil mi hocam? Çünkü bu dişleri hekim kullanmayacak, hasta kişi kullanacak. Hasta kendisi kullanacak, doğru. Bir bazı yerde insan, dişin sahibi olarak hasta da kendi doktorluğunu yapacak. Yani bazı insan sarı dişle mutlu. Hiç belli olmaz. Hatta bazı kişi var ki özellikle çapraşık diş yaptırıyor. Bu özellikle implant üstü protez vakalarında görüyoruz. Çapraşık doğal görünsün diye. Sanki yaş ilerlemiş, kendi dişleri aşınmış, çapraşmış gibi görünsün diye. Onlar ilginç vakalarmış. Bazı yok var öyle vaka var ve hekimin kişiye göre tasarım yapması lazım. Burada anahtar kelime o. Bazı kişi var ki ömür boyu bembeyaz dişlere özlem duymuş. Televizyonda görmüş sizleri demiş evet. ki ne kadar güzel dişler var. Benim niye beyaz dişlerim yok? O zaman saygıyla karşılayıp o kişiye beyaz dişi vermek lazım.